Evet, herkese selam arkadaşlar. GTA içeriğiyle tekrardan karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen günlerde toplulukta bir mesaj paylaşmıştım. Farklı bilinmeyen GTA içerikleri hakkında video çekeceğimi sizlere söylemiştim. Ve çekiyoruz da arkadaşlar bugün. Bu videoda anlatacaklarımı dikkatlice dinlemeniz lazım arkadaşlar baştan sona. Çünkü bir sahne var ve bu sahne hakkında YouTube'da hiçbir şekilde konuşulmamış. Daha önce videosunu falan da görmedim. Yani o bildiğiniz sıradan gizemler yok videoda asla. Sizlere farklı bir olaylar anlatacağım bugün. Ve eğer yine bulursam bu videolar gelmeye devam edecek. Eğer aklınızda bilinmeyen bir şey varsa yorumlar kısmında mutlaka arkadaşlar yazmayı unutmayın. Yani bana ne kadar çok destek yorumu gelirse ben de o kadar çok içerik üreterek sizlere bol bol video atarım. Evet, şimdi o zaman başlıyoruz. İlk videomuza geldik. İlk videomuzun ismi arkadaşlar Drive Thru adlı görevi. 5. görev diye geçiyor. Aynı son mesela yukarıda da yazıyor. İstiyorsanız hemen izlemeye başlayalım. Ben açıyorum videoyu. Bakın, dikkatlice izleyin arkadaşlar şimdi. Burada anlaşılmayan bir nokta daha varmış. Ben önceden bu videoyu çekmiştim çünkü. Şimdi dikkatlice izleyin. Bakın. Alt alt yazıları da açayım. Söylüyor. Ve Big Smoke burada büyük bir sipariş veriyor. Videoyu durdurayım. Big Smoke burada büyük bir sipariş veriyor. Bu siparişinin vermesinin sebebi süreyi uzatmak arkadaşlar. Bunu zaten önceki videolarda da söylemiştim. Ballayla bir ilişki içinde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Geciktirmek için hani Balla arabası gelip bize de saldırması için çok böyle devasa meneler falan filan söyleyerek bu süreyi geciktiriyor ve gelmesini sağlıyor. Zaten izliyorsunuz. Bakın. Açıklıyor falan filan. Ama şöyle bir noktada varmış ki bakın. Tekrardan geri alıyorum. Geri aldım. Şimdi bakın ne olacak, iyi izleyin. Al haberimim lütfen. Kal, ne istiyorsun? Gücünü korumak için yemesi dostum diyor. Bakın. Hey, ben bir numara alayım şişman çocuk. Bunu Big Smoke'a diyor arkadaşlar, Fatboy. Çünkü Carl Johnson Big Smoke'a Fatboy genellikle söylüyor. Hani adama söylemiyor, o sipariş veren adama söylemiyor. Bildiğiniz Big Smoke'a söylüyor. 9 numara, bakın aklınızı tutun bunu. Bana da bir 9 numara ver diyor Ryder oradan. 6 numara diyor. 6 diyor. Bakın. Ben 2 9 numara. 1 numara büyük boy. Numara büyük boy. Ekstra sos 6 numara. 1 7 numara. 2 45 numara. 1 peynir büyük boy. Yani bütün siparişleri söyler arkadaşlar Big Smoke. Şöyle bir nokta var dediğim gibi. Hani bazı kesim, bazı kitle siparişi geciktirip Ballı arabası gelerek yenilgisini sağlamak amacı zaten. Bir öyle kesim var. Hem de arkadaşlarının, takım arkadaşlarının söyledikleri siparişi Big Smoke hepsini birlikte söylüyor. Bağırarak söylüyor çünkü Sweet, Carl Johnson ve Ryder oradaki sipariş alan beyefendiye söylemiyor gibi gözüküyor. Ya böyle de bir olay da varmış. Beni daha iyi anlamışsınız umarım. Hepsini söylüyor yani. Bu video bu şekilde. Tekrar söylüyor. Kendi siparişini de araya sızıyor işte. 45 numara mesela, kimse söylemedi onu. O Big Smoke'un siparişi. Öyle söyleyebilirim. Herkes şok oluyor, bakın herkes şok oluyor, bakıyor. Ya şimdi diyebilirsiniz hani ben araya zaten söyledi, niye bakıyorlar? Hani bütün siparişi söylüyorsa Carl işte Ryder Sweet neden bakıyor diye söyleyecek olabilirsiniz. Bu da ayrı bir konu arkadaşlar cidden. Hani tam %100 kesin demeyeceğim ama böyle bir olay da varmış. Diğer kişilerden duyduklarımı söylüyorum ben. Yani o şekilde de söyleyebilirim. Ondan sonra Ballı arabası gelerek bir çete savaşı oluyor aralarında. Burayı zaten biliyorsunuz. Burayı anlatmama gerek yok. Şimdi istiyorsanız asıl videoya geçelim. Orada çünkü detaylı bir şekilde sizlere bazı konular anlatacağım. Hadi bakalım geçelim oraya. Evet, Relatively Famous adlı görevdeyiz arkadaşlar. Bu görev biliyorsunuz hani böyle otel baskınına gidiyorduk. Bir sürü Ballı'yı öldürüyorduk. Aynı zamanda az şey de öldürüyorduk. Polis teşkilatındaki bazı üyeleri de öldürüyorduk. FBI'dir. Kast polisler de bu şekilde. Bunları bir şekilde haşat ediyorduk. Evet. Bu şekilde haşat ediyorduk. Şuradaki adam arkadaşlar dikkat edin. Bunu bazı kişiler biliyordur. Asıl olay bu değil. Asıl olayımız bu değil ama ben yine bunu da anlatmak istiyorum bu videoda. Bu şekilde ilerliyoruz. İlerlemeye devam. Evet, şimdi geliyor. Şimdi bir polis atlayacak. Yani şey, motor süren polis atlayacak. Mermeni bitiyor oyun gereği. Evet.
polis, kasklı polis üstünde duruyor ve helikopter onu parçalayacak. Bu parçalama anında farklı şeyler oluyor şimdi, bakın. Buraya getiriyorum ve kesildi. Şimdi diyeceksiniz, polis böyle değildi, böyle giyinmiyordu. Nasıl böyle kıyafetli simsiyahken açık mavi tonları oldu? Bakın, tekrar alıyorum. Bakın, ben size zaten bunun fotoğrafını koyarım. Bu arkadaşlar Beta'daki motosikletli polisin karakterdeki texture'ıdır. Yani bunu ayarlamayı unutmuşlar galiba. Bunu bazı kişiler biliyordur dediğim gibi. Ama bu Definite Edition'da da aynı olay oluyor, aynı şey için geçerli. Onu bir şekilde halledemiyorlar. Hani oyunu ne kadar çok yeniden yapsalar da hiçbir şekilde olmuyor. Zaten grafiklerde bir düzenleme vardı. Hikayesinde falan yok zaten. Yani o şekilde de söyleyebilirim. Beta'daki hali arkadaşlar, polisin orada kesilirken düzenlemeyi unutmuş Rockstar ekibi. Evet, şimdiki asıl olaya geçiyoruz. Şimdi burayı izleyin şimdi. Bütün chat üyeleri arabanın içinde. Ve Greenwood aşağı düşüyor. Aşağı düştü. Ve tır patladı. Arkadaki arabayı gördünüz mü? Bu görevi ne zaman oynarsanız oynayın, o arkadaki araba her zaman orada olacak ve rengi de aynı kalacak. Tekrardan izleteyim. Bakın, Greenwood, bizim Sweet'in arabası Greenwood gidiyor. Mavi Greenwood gidiyor ve arkada pembe bir araba var. Yani mor tarzında bir araba var. Şimdi bazı teorilerime göre arkadaşlar, daha sonra gözükmüyor değil mi? Şu Big Smoke'a bakayım. Belki videonun içinde bile. Evet. Bu arabaya bir şey olmuyor aslında. Patlıyor mu patlamıyor mu tam göremiyorum ama bizim araba hasar görüyor. Yani Sweet'in arabası hasar görüyor. Evet, şimdi bu arabaya geldik. Bu arabanın olayı ne? Niye bu araba mor? Niye pembe? Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Big Smoke Balla için çalıştığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hani bu önceki zamanlarda da geçerliydi. Gizliden gizliye Balla ile birlikte iş kuruyordu. Rifalarla da iş kuruyor ama onlar o kadar yakın değildi. Balla'ya daha yakındı. Bunu zaten Green Sabre görevinde sizler çok iyi görüyorsunuz. Biliyorsunuz aynı zamanda. Bu araba arkadaşlar Big Smoke'u arkadan gizliden gizliye takip etmek için kullanılan bir araba olabilir. Şimdi bu benim teorim. Sizlerin teorisini bilmiyorum. Aslında sizlerin teorilerini de merak ediyorum bu yorumun altına. Biliyorsunuz Big Smoke Balla'nın içinde. Ve Balla da Big Smoke'a ne olacak, ne bitecek diye kontrol amaçlı Big Smoke'u arkadan gizliden gizliye takip ediyor. Teorim buydu benim. Hani bilmiyorum, sağlam mı teori değil mi? Sizlerin de teorisini merak ediyorum. Çünkü pembe bir araba ve her zaman orada. Mor bir araba yani. Greenwood olması biraz garibime gitti. Yani Sabre arabası olsaydı tamam diyecektim. Neden Greenwood? Hani çünkü Baldo'yları Greenwood arabası kullanmıyor. İşte burada fark edilmemeleri için mi bu Greenwood'u kullanmışlar? O da garibime gitti ama neden mor boyansın araba yani? Madem belli olmamak için bambaşka bir araba da kullanabilirler değil mi? Ve bu sahne şüphelendirdi. Sizlerin de görüşlerini bu videonun altına bekliyorum. Yani farklı içerik bulduk ama yine de bu da bir gizem videosu sayılır bence. Çünkü teori var videonun içinde. Bazı olaylar da gösterdim. Polis kesilme gibi işte. Big Focus verdi sipariş gibi. Birçok gizemleri bu videoda anlattık. Yani sizlerin görüşlerini bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.